Allah yoluna hicret eden yeryüzünde barınacak çok yerde bulur diyor Allah. Bak 100. ayet Nisa suresinde. Genişlik, bolluk da Allah ve Resulüne hicret etmek üzere evinden çıkan sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri şüphesiz Allah'a düşmüştür. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Allah yolunda hicret. Mehdi zamanında nasıl yapıyor Müslüman? Şimdi annesi diyor ki yok. İslam'a, dini biz de hurafe olarak görüyoruz. Dini anlatmanı istemiyoruz diyor. Ben sana annenin hakkımı helal etmem diyor. Namaz kılarsan seni evlatlıktan reddederim diyor. Nur ala nur. Çok iyi olur diyecek. Teşekkür ederim. Bir an önce yaparsan çok memnun olurum. Seni bu evde istemiyorum diyor. Eğer Allah'a, dine yönelirsen, İslam'a yönelirsen, Müslümanlar dost edilirsen sen eyvallah diyecek. Teşekkür ediyorum. Ver elini öpeyim bana müsaade diyecek. İnşallah. Ve Müslümanların yanına hicret edecek. Ne diyor Allah? Allah yolunda hicret eden yeryüzünde barınacak çok yerde bulur. Genişlik, bolluk da bulur diyor Allah. Hiçbir şey olmaz. İnşallah. Ben anam babam yanında rahatım. Başka yere gidersem rahatım kaçar. Yok, kaçsın. Seni dinden imandan uzaklaştırıyorsa ona itaat olmaz. Ama Müslümanım diyor. Elhamdülillah. Evladım diyor. Ben İslam'ı tam yaşamıyorum ama senin yaşamanda da iftihar ediyorum diyor. Ben diyor adam gitmiş mesela şarap içmiş. Meyhanede. Gel beni al diyor. Tamam. Senin dinine bir şey demiyor ama. Sana karışmıyor. Alırsın omzuna babanı, meyhaneden eve getirirsin. İnşallah. Uzatırsın yatağını. Bir emrin var mı babacığım dersin. Usul budur. İnşallah. Ama dinine imana laf söyledin mi, o artık senin anan baban değildi, bitti. Hiçbir bağlantı kalmaz. Müslümanların yanına hicret edeceksin. İnşallah. İnşallah. Evet. Melekler kendi nefislerine zulmedenlerin hayatına son verecekleri zaman derler ki neredeydiniz diyorlar. Artık şu elif şekli perde kalkmış böyle açılmış. Net görüntü oluşmuş. Melekler soruyorlar. Neredeydiniz? Onlar biz şeytanın Allah'a sığınım yeryüzünde zayıf bırakılmışlar idik derler. Anam babam baskı yapıyordu diyor bana. Namazı kıldırtmadılar. Oruç tutacaktım, tutturmadılar. İslami eserler okuyordum, okutturmadılar. Kur'an'ı alıp elimden yırttılar, haşa. Zayıf bırakılmıştık diyorlar. Melekler de diyor ki, hicret etmeniz için Allah'ın arzı geniş değil miydi? Dünya geniş değil miydi? Yani öyle bir sınır mı vardı? Yani o evde durmaya mecbur muydunuz diyorlar. Niye Müslümanların yanına gitmediniz? Diyorlar. İşte onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü yataktır o diyor Allah. Cevap yok tabi. İnşallah. Mallarınız diyor Allah. Oğullarınız, kardeşleriniz, yarım kalmasına korktuğunuz ticaret, evleriniz, aşiretiniz, Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda mücadele etmekten, tebliğden, dini yaymaktan daha hoş geliyorsa size diyor. Bekleye durun diyor Allah. Bekledin mi? Günü geldiğinde selamun aleyküm din gelirler. Bir daha da anana babana dönemez. Ay diyor. Keşke yapmasaydım diyor. Peki süre verilmedi mi sana? Verildi. Bir sınır var mıydı? Yok. Peki niye bunu yapıyorsun?